Bugüne dair bir başka dikkat çekici gelişme F-16'larla ilgili. Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandıran düzenleme Amerikan Senatosu savunma bütçesi tasarısından çıkarıldı. Senato tasarıyı tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonuyla ortak bir metin oluşturulacak. Ona içinde son olarak Amerikan Başkanı Joe Biden'a gönderilecek. Detaylar geliyor şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye F-16 satışına yönelik önemli bir adım atıldı. Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeler 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısının Senato versiyonundan çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu 2023 savunma bütçesini içeren tasarıya son halini vermek amacıyla toplandı. New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris Van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşulları sağlayan eklemeler tasarıdan çıkarıldı. Eklemede silah ihracatı kontrol yasası kapsamında Türkiye'ye yeni F-16 satışı yapılması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılması şarta bağlanmıştı. Satışın ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiği, bu silahların Yunan hava sahasını ihlal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduğu takdirde gerçekleşebileceği belirtilmişti. Tasarıya eklenmek üzere sunulan 900'e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediyor. Tasarının Kasım ayından önce oylanması beklenmiyor. Senato tasarıyı tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonuyla ortak bir metin haline getirilerek onay için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a gönderilecek. Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme tasarının Temsilciler Meclisi'ne de eklenmişti. Ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor. Bu daha bir süreç değerli izleyiciler. Şimdi F-16 konusu, biz buraya nasıl geldik onu da bir hızlı hatırlayalım. Aslına bakarsanız şimdi S-400 satın alındıktan sonra tetiklenen Katsa yaptırımları var. Bunun peşi sıra Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmış olması var. Ama bir takım da ödenen para var onlar için ve Türkiye malumunuz ortak üreticilerden de. Şimdi böyle bir durum var. Ondan sonra Türkiye haliyle hava kuvvetlerinin, İşte uçaklarının, jetlerinin modernizasyonu için, yeni uçaklara ihtiyaç duyulduğu için, işte uçan uçaklar eskidiği ve onlara destek yapılması için bu alışverişte kalmakla ilgili bir nasıl diyelim temas başlamış oldu. Yani biz F-16 almak ve modernizasyon kitlerini satın almak üzere girişimler sonucu bu noktaya geldik. Kongrenin buna itirazları oldu. Türkiye ile Amerika, Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyen birçok denge, dinamik var son zamanlarda. Olumlu, olumsuz. Olumlu, olumsuzu herkes biliyor galiba. Ama olumsuzu herkes biliyor ama olumluya dair şunu da söylemek mümkün. Örneğin Ukrayna'da, yani Rusya işgal ettikten sonra Ukrayna'da savaş başladığından beri Türkiye'nin bayraktarları Ukrayna'ya vermesi, işte Montreux ile ilgili tutumu, bunlar hep böyle Türkiye'ye yönelik havayı biraz yumuşattı Washington'da. Ama ondan sonra mesela İsveç-Finlandiya konusu olduğunda biraz daha yine işler geriliyor. Yani böyle gel gitli bir durum var Türkiye-Amerika arasında. Bu hava da kongreye yansıyor. Kongrede bu satışları onaylayan yer olduğu için F-16 satışlarıyla ilgili hep kongredeki nabza da bakmak gerekiyor bir taraftan. Şimdi bu arka planda biz bugünkü gelişmeyi aktarıyoruz. Öyle diyelim. Bakalım ne olacak diye bekliyoruz çünkü F-16'larla ilgili de. Burada bir özet yaptık. Haberde de zaten vardı detayı. Şöyle gidecek. Yani teknik müzakere bir taraftan devam edecek Amerikan ve Türk savunma yetkilileri açısından. Ondan sonra Senato Temsilciler Meclisi ile ortak bir metin hazırlayacaklar. Yani metnin ana parametrelerinin aynı olmasından bahsediyoruz. Ondan sonra da o gidecek Joe Biden'a. Biden'a da onay için gönderilecek. Hatırlayacaksınız daha tabii zaman o kadar çok çabuk geçiyor ve Türkiye'de böyle saat başı manşetle değiştiği için zihin tazelemek açısından hatırlatalım. Madrid'de NATO zirvesi bu yaz yapıldı. Onun öncesinde de bu konu gündemdeydi. Sonrasında hem oradan Amerikan tarafından hem en son Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği zaman böyle kısa demeçleri vardı olumlu bakıldığına dair F-16'larla ilgili. Tabii Amerika'da bir de teknik kısım var. Yani olumlu bakıyoruz hadi verelim olmuyor. İşte böylesi Temsilciler Meclisi'nin, Senato'nun işin içinde olduğu legal, hukuki adımlar gerekiyor. Sonra başkanın imzası. Ondan sonra da o satışların gerçekleştiği bir süreçle karşı karşıyayız. Peki bu kadar şey ne zaman nihayete varır? İşte Kasım ayında da nihai sonucun alınması
bekleniyor. Ama işin bu teknik kısmı, yani o sınırlandırmaların kaldırılması kısmı üzerine biz konuşacağız. Bu ne anlama geliyor ve bir taraftan da Kasım ayında bizi bekleyenle ne görebiliriz diye konuklarımız anlatacak. Kendilerine teşekkür ediyorum bizimle birlikte oldukları için. Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Ciner Medya Grubu Amerika temsilcisi, Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar bizimle beraber. Hoş geldiniz Zeyna. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Önce Ali Çınar'dan detayları alalım. Nedir şu anda Amerika'da yasal düzenleme itibariyle atılmış olan adım ve ne bekliyoruz biz Kasım'da? Ondan sonra da biraz F-16'lar, F-35'ler hava üstünlüğü konusuna da geçelim konuğumuzla. Evet, Amerikan Kongresi'nden Afşin iyi yayınlar diliyorum. Dün senin de belirttiğin gibi Senato tarafında Türkiye'ye şartlı F-16 verilmesi konusunda iki senatör tarafından önerilen, dosyalanan iki madde ulusal savunma bütçesine konmadı. Aslında çıkartıldı diyemeyiz çünkü hiçbir zaman eklenmemişti. Ama iki tane senatörün Türkiye aleyhine şartlı F-16 verilmesi konusunda bir girişimi vardı. Ve bu iki senatörün girişimi sonuçsuz kaldı ve ulusal savunma bütçesine Senato versiyonunda kabul görmedi ve eklenmediğini belirtebiliriz. Ve senin de dediğin gibi Temsilciler Meclisi'nde bu şartlar kabul edilmişti oylanarak. Tabii ne olacak? Yine ekranda verdiğin gibi iki tarafta hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki komiteler bir araya gelecekler ve nihai 2023 Ulusal Savunma Bütçesi'nde yine bu şartları konuşacaklar. Eklenip eklenmemesi. Ama Senato'da böyle Türkiye lehine olumlu bir adım atılması açıkçası F-16 şartının olmayacağı havasını, umudunu verdiğini belirtebiliriz. Şu da aslında olabilir, yani 2023 Ulusal Savunma Bütçesi'nden bahsediyoruz ama teknik müzakereler Kasım ortasında bittikten sonra eğer Biden yönetimi hazırsa ya informal ya da hemen formal kongrenin nabzına göre Türkiye'ye F-16 satış tebligatını Kongre dış ilişkiler komitelerine sunar ve 15 gün içinde komite üyeleri itiraz etmezse bu satış gerçekleşir. Yani açıkçası bunun bu yıl içinde olacağı beklenmiyor. Yani 2023 savunma bütçesi tamamen ayrı bir konuda kongre üyelerinin bilhassa alt kanatta getirmek istediği bir şarttı. Ama Biden yönetimi istese bu savunma bütçesine hazırlık olmadan yani onaylanmadan başka alternatifler gelebilir ama Biden yönetimi hazır mı? Hazır değil. Açıkçası teknik müzakereler devam ediyor. Bittikten sonra bile kongrenin nabzı ne olacak? O belli değil. Yine senin dediğin gibi Ukrayna Savaşı kritik. Türk-Amerikan ilişkilerinde sıkıntılar var. Bu sıkıntılara göre de F-16'yı Amerika tarafı bir araç olarak kullanabilir açıkçası. O nedenle bilmiyoruz, süreç uzun sürecek ama 2022 içinde bu F-16 konusunun çözülmesini açıkçası kongrede aldığımız havadan görmüyoruz. Ama dünkü Senato versiyonunda olmaması F-16 şartı en azından olumlu Türkiye açısından ve Türk karşıtı Bob Menendez gibi senatörlerin istediğinin olmaması da aslında büyük bir başarı olarak nitelendirebiliriz. Ama hala bazı sıkıntıların kongrede olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Ali Çınar, şöyle bir boyut da var. Biz Türkiye'de işte içeride ve dışarıda önümüzdeki sene nasıl değişiklikler olabilir derken hep 2023 seçimlerini hesaba katarak konuşuyoruz. İşte bu seçimin sonuçları belirleyici olacak. Kim kazanırsa nasıl sonuçlar olabilir diye konuşuluyor. Ama önünde seçim olan sadece Türkiye değil, Amerika'nın da önünde ara seçimler var. O da Kasım. Dolayısıyla kongredeki dağılım da etkilenecek bu ara seçimlerden. O kongredeki dağılımda beklenti ne ve Türkiye'nin de bu F-16 alma talebi kongreden geçeceği için biz oradaki dengeyle ilgilenmek durumunda kalıyoruz. Türkiye'ye yönelik hissiyatı da oradan okuyabilmek için. Ara seçimlerle nasıl ilişkilendirirsin bu konuştuğumuz konuyu? Çok güzel bir soru Avşin. Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk cumhuriyetçilere geçebilir. Senato'da anketlerde kafa kafaya gidiyor. Yani demokratlar da çoğunluğu alabilir, cumhuriyetçiler de. Ama şunu net olarak belirtebiliriz. Yani hangi parti 8 Kasım kongre ara seçimlerinde iki kanatta da çoğunluğu alsa da veya tek kanatta da alsa da kongredeki yasalara baktığımızda
Dışişleri Bakanlığı'ndan gelecek satış tebligatı, bildirgesi Dış İlişkiler Komite üyelerine gidecek. O nedenle bir tane bile kongre üyesinin itirazı bu satışın durması anlamına geliyor. O nedenle demokrat veya cumhuriyetçi olup olmaması çok önemli değil. Burada önemli olan tüm kongre üyelerinin itiraz etmemesi ve evet Türkiye NATO üyesidir ve bu satış olmalıdır diyerek desteklemesi. 8 Kasım kongre ara seçimleri şu açıdan önemli. Biz tabii F-16, F-35 Türkiye ile olan ilgilerde heyecanlanıyoruz. Önemli konular. Ama Amerika'nın kongrenin ana gündemi Türkiye veya F-16 değil. 8 Kasım kongre ara seçimleri partiler için önemli. Biden'ın önceliği var. Ve hatırlanacağı üzere F-16 konusu bir yıla yaklaşıyor. Yani Türkiye'nin resmi olmayan talepleri ve girişimlerini neredeyse biz bir yıldır konuşuyoruz. Ve bu süre çok uzun. O nedenle Amerika'nın, Washington'un gündeminde F-16 ne zaman kongre sıralamasında öncelik alacak? Bu da soru işareti. Dışişleri Bakanlığı olumlu havayı bekliyor. Ne zaman bu olumlu hava olur? Yoksa 8 Kasım kongre ara seçimleriyle çok nitelendirmemek bence gerekiyor. Dediğim gibi iki parti üyeleriyle de çok ciddi şekilde yakınlaşma ve uyum lazım. O nedenle de zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden vekiller gelerek buradaki Amerikalı mevkidaşlarıyla konuşuyor ki evet. Geçen hafta da bir heyet buradaydı. Peki teşekkürler. Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş sizinle devam edelim. Siz de tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Envanter sormak istiyorum size. F-16'lara Türkiye'nin ne kadar ihtiyacı var? Olmadığı takdirde Sayın Cumhurbaşkanı bir röportajında söylemişti başka opsiyonlara bakılır diye. Ya o opsiyonlar nedir? Gerçekten masada mıdır? Buradan başlayalım. Bir de tabii Ege var, Doğu Akdeniz konusu var. Bölgedeki hava üstünlüğü konusunda da görüşlerinizi duymak isteriz. Bir sonraki soru. Hemen Sayın Yurtakul ve Çınar gayet güzel özetlendi. Ben bunun üzerine bir tek şey söyleyebilirim. Kongre kanadında özellikle Türkiye için konan kısıtlamalar vardı 2 adet. Onun üzerinden hemen sizin sorularınıza devam edeceğim. Şimdi Yunan hava sahasında uçmayacak ve Amerika'nın menfaatlerine aykırı olmayacak 2 madde var. Zaten biz Yunan hava sahasının içerisinde uçmuyoruz. Yunan hava sahası kendisinin iddia ettiği gibi 10 bile çıkartıyor. 10 bili Amerikalılar bile tanımıyor. Birincisi bu. Bu zaten mesleksiz bir iddia. İkincisi yine Amerikan çıkarlarına uygun olması. Nasıl olursa olsun herhangi bir şekilde Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı kongreye satış için herhangi bir şekilde bir bildiride bulunduğunda yani o FMS ülkeleri için, yabancı askeri satış ülkeleri için 15 günlük itiraz süresi var kongrede. Bunun içerisindeki olmaz olmaz maddelerden bir tanesi zaten Amerika'nın menfaatleriyle ilgili ve bölgedeki güç dengeleriyle ilgili. Dolayısıyla bu iki mesleksiz olarak değerlendirdiğim bu iki maddenin Senato taslağından çıkartılması aslında mantıklı. Çünkü oturduğu herhangi bir yer yok. Bunun Temsilciler Meclisi'nde işte biraz önce bahsettiğiniz gibi 8 Kasım'daki Temsilciler Meclisi'nin tamamıyla işte kongrenin 1/3 diyelim, senatonun 1/3 diyelim o seçimlere yönelik olarak söylemlerdi ve son zamanda özellikle Mitsotakis'in Amerika ziyaretinden sonra yaratılan o Yunan lobisi, Ermeni lobisi olsun diğer lobilerin destekleriyle beraber ki o havanın devamıydı. Ama görülüyor ki aklı selim, mantıksız, mesleksiz uygulamaların tasarıdan çıkartılması ortak bir metin üzerinde uzlaşarak Senato'da oynanması konusunda Sayın Çınar da söyledi zaten süreci, siz de özetlediniz. Şimdi ben şunu hemen belirteyim. Türkiye'nin mevcut hava kuvvetlerinin savaş uçaklarının durumu, daha önce de ifade ettiğim bir kere daha söyleyeyim, ilave uçak almasını gerektirmiyor normal şartlarda. Ama F-16 envanterinde olan bir ülke olarak ve F-16'nın dünyadaki ülkeler arasındaki en fazla kullanıcıları arasında bulunan ülkede de geçmişte olduğu gibi, daha önce yapıldığı gibi modernizasyonun yapılmasında herhangi bir sakınca yok, faydası var. Çünkü savaş uçaklarının olsun veya havacılıkla ilgili konularda olsun modernizasyon zaten ruhunda var. Bir uçağı diyelim ki birinci kademe yani blok birden alıyorsunuz, 3'e çıkartıyorsunuz, 5'e çıkartıyorsunuz. Dolayısıyla modernizasyon kitlerinin verilmesi Türkiye'nin önümüzdeki dönem içerisindeki F-16'ların kabiliyetleri açısından önemli bir gelişme olur. Ama Türkiye F-35 programından çıkartıldıktan sonra ki resmi çıkartılma tarihi olarak da Pentagon sözcüsü
bu tarihi 23 Eylül 2021 olarak açıkladı. Hukuki olarak Türkiye çıkartıldı. 23 Eylül'de çıkartılınca 30 Eylül'de Türkiye hemen 40 yeni F-16 Block 70 Viper dediğimiz uçakla 80 olarak zikredilmişti ama daha sonra Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sitesine baktığımızda 79 uçağın modernizasyon kitinin olduğu belirtildiği için ben de 79 rakamı üzerinden konuşacağım. Dolayısıyla böyle bir girişimde bulundu. Bu çok gayet uygun bir girişim benim şahsi görüşüme göre. Dolayısıyla eğer F-35 satmayacaksanız ki F-35 artık şu an için Türkiye'nin gündeminden düştü. O zaman 40 F-16, yeni F-16 ve işte kitler konusu gündeme geldi. Bu hemen karşılıklı mektuplar, kongreye yazılan mektuplar özetle bu aşamaya kadar geldi. Ben de aynı şekilde Türkiye'nin bu dönem içerisinde özellikle eğer ABD ile müttefiksek veya NATO ile bir üyesiysek, Rusya-Ukrayna savaşı varsa işte Tahıl Koridoru'ndan tutun, Montreux'un uygulanmasına kadar bütün dengeler içerisinde böyle bir pozisyonu varsa Türkiye'nin modernizasyon kitlerinin verilmemesiyle ilgili herhangi bir tahdit olacağını düşünmüyorum. Yeni uçaklarla ilgili olarak da bu da güzel bir teklif olarak söylemiştim. Yalnız hemen belirteyim. 2023 yılı içerisinde bile kongreden her şey bittikten sonra geçse bile tedarikte bir süre ve üretim var. Dolayısıyla F-16'ların envantere girmesiyle ilgili olarak en az 3 en fazla 5 yıllık bir süreyi kapsayacağını değerlendiriyorum. Bu geçmişte de böyle oldu, gelecekte de böyle olacaktır. Yani konuştuğumuz yıl olarak düşündüğümüzde 2023'te çıktığında her şey düzgün 2026, 2027 hatta 2028 yıllarında ilk yeni F-16'ları alabiliriz. Şimdi güç mukayesesi açısından bir daha tekrar başa dönüyorum. Bizim yani Türkiye olarak herhangi bir şekilde Yunanistan'ı muhatap alarak veya başka bir ülkeyi muhatap alarak onlarla böyle bir silahlanma yarışının içine girme gibi herhangi bir beklentimiz yok. Bunu Yunanistan yapabilir, o onların problemi. Ama Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut uçaklarının şu andaki pozisyonu Milli Muharip Uçağı'nda bu arada üretileceğini de dikkate alarak söylediğim tarihlere de baktığımız zaman yani ara uçakla ilgili olarak veya bu dönemde Milli Muharip Uçağı'nın üretilmesiyle ilgili bir sıkıntı olur veya başka bir gelişme olur anlamında bu uçakların da gelme tarihi hemen hemen Milli Muharip Uçağı'nın da ilk üretim bandından çıkmasıyla aynı tarihlere geliyor. Bu planlamaların üst üste bindirilmesi, birbirini takip etmesi veya yan yana yürümesi önemli, güzel bir gelişme. O açıdan ben de Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan F-35'den çıkarılmasından sonraki bu gelişmelerin uygun olduğunu ve özellikle Lindsey Graham adlı senatörün yine New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden sonra da yaptığı açıklamada olduğu gibi öncekileri siz sıralamıştınız, onları hemen geçiyorum. Bu önemli bir gelişme çünkü Lindsey Graham Güney Carolina senatörü ve yeni F-16 Block 70 Viper'ların üretimi Fort Worth, Texas'tan Greenville, South Carolina'ya taşındı tesisler. Dolayısıyla yeni Viper'lar South Carolina'daki Greenville'deki Lockheed Martin'in tesislerinde üretilecek. Hatta Nisan 2022 ayındaki bu açılışa gerekli yetkililerden sonra Lindsey Graham de katılmıştı. O nedenle işte bu tür görüşmeler, bu tür kulis faaliyetleri ve Türkiye'nin zaten mevcut olan pozisyonuna dikkate alındığında ben önümüzdeki dönem içerisinde belki 1-2 yıl gecikmeli olacak ama bunun sonunda öyle veya böyle önemli bir ticari satış olduğunu, önemli bir siyasi girişim olduğunu, Amerikalılar açısından da özellikle Greenville'e taşınmasından sonra önemli bir ekonomik beklenti olduğunu son cümle olarak da yine Türkiye'nin mevcut 40 yeni F-16 Block 70 siparişinin önemli bir sipariş miktarı olduğunu, şu ana kadar henüz Türkiye'nin bu sipariş miktarına yaklaşan bir ülke olmadığını söyleyerek sizin sorunuzu cevaplandırayım efendim. Teşekkür ederim. Hava kuvvetlerinin dengesi açısından değerlendirir misiniz? F-35'i alanlar var, alamayanlar var. Örneğin Yunanistan, Türkiye, farklı ülkeler, bölgedeki hava kuvvetleri açısından Türk Hava Kuvvetleri nerede oluyor? F-16'ları aldı diyelim. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri NATO'nun önemli ikinci büyük ordusu biliyorsunuz. Ben hemen şunu söyleyeyim. Daha önce sizin programınıza da dile getirmiştim. F-35 programının S-400 bahanesiyle Türkiye'nin dışlanması Türkiye'nin menfaatine olmuştur. Çünkü F-35 uçakları sizi şu anda %90-95 F-16 ile Amerika'ya bağlıyorsa F-35 ile birlikte %100 bağladığını ve
5. nesil özellikle uçan bilgisayar adlandırdığımız bu uçağın kullanıcı adı ve şifre girmeden uçmayacağını ve birçok sensörleriyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen kontrolünde olacağını söylemiştim. Onu da şöyle izah etmiştim. Biraz önce senatörlerin belirttiği gibi Yunan hava sahasında uçamazsınız. Yok işte Amerika'nın menfaatleri ne olacak? Hatta burada söylenmeyen bir Türkiye maddeyi de Türkiye üretici ülkelerden biriydi. Bunları bilmiyor muyduk? Yani dediğinizden. Hayır, bilmiyorsunuz. Hayır. Şöyle izah edeyim. Yeni bir uçak üretilirken uçakla ilgili tahtitleri başlangıçta siz de tam olarak algılayamayabilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'de, yalnız bir dakika, ben hemen bir şey söylemem gerekiyor. F-16'larla ilgili olarak da yine burada söylememekle birlikte PKK'ya karşı, yani ABD'nin kara ordusuna karşı kullanmasının da Kürt müttefikler olarak adlandırılan senatoda da pek sıcak bakılmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla sadece Yunanistan bahane değil, Türkiye'nin kendisinin kendi egemenlik hakları açısından uçaklarının kullanılması konusunda da tahditler, özellikle 5. nesil için tehlike olduğunu zikretmiştim. Bu nedenle kim ne alırsa alsın ben karışmıyorum. Emekli bir generalim ve kenarımda köşemde oturuyorum. Yalnız S-400 bahane ederek F-35 programından çıkartırsanız o zaman F-35'in de falsolarını ortaya koymakta benim bir havacı olarak görevim diye tekrarlıyorum Sayın Yürütü. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Ali Çınar buyurunuz. Ne dersiniz? Bilemedim. Evet, çok soru var şimdi hani F-35. Evet. Hani Beyazıt Bey diyor ki olmamamız için de daha iyi. Türkiye'de üretici ülkeydi. Yani değerli sizin, komutanımız önemli bilgiler paylaştı ama Türkiye hala resmi yetkililerin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dahil olmak üzere hala F-35 programında olmalıyız. Haksızlık yapıldı olduğunu söylüyor. O nedenle Türkiye üretici firma olarak her ne kadar Amerika'nın kontrolünde olsa da Türkiye başından beri hem üretici olarak hem de programın iştirakçısı olarak içinde olmak istiyor. Hatta burada Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın da bir deyimiyle F-35 programına hala dönme durumu olabilir açıklaması da var. O nedenle bir kesinlikle bu bitmiştir diye bakılmıyor Ankara'da hükümet tarafından. Ve baktığımızda da eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şekilde S-400'ler Türk topraklarından çıkarsa F-35 olabiliri söyleyen kongre üyeleri de var. Ama şu an itibariyle bu konu kapandı. Biden yönetimi tarafından gözler F-16'da ama gelele baktığımızda yani gözlemlediğimizde de evet Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde güçlü olması kendi çıkarları için önemlidir. Çünkü TASSAK'ta da Temsilciler Meclisi'nde gördüğümüz gibi Amerika'nın çıkarları doğrultusunda F-16 verilebilir. Bence önemliydi ve bunu şunu da aslında eşleştirebiliriz. Hatırlanacağınız gibi Güney Rum'a askeri ambargo kaldırdı. Ve hatta bir eyaletin Amerika'daki askerleri, ulusal muhafız askerleri eğitime gitmeye başlayacaklar Güney Rum kesimine. O nedenle bazı kongre üyeleri Doğu Akdenizlerin çıkarlarımız doğrultusunda artık Güney Kıbrıs'ta da çalışacağız açıklamaları yaptılar. O nedenle her ülkenin kendi çıkarlarını da göz önüne alırsak bence ne F-35 ne başka ülkenin uçaklarından ziyade Türkiye'nin kendi ayaklarında durarak yerli ve milli savunma sanayine yatırım yapması en akıllıca olacaktır. Aksi takdirde işte biz yıllarca F-16'yı 2 yıldır, 3 yıldır S-400'ü konuşmaya maalesef devam ediyoruz. Ve dediğim gibi de bu sorunlar uzun bir süreç. Ben hemen çözüleceğini de F-16'nın yakın zamanda tahmin etmiyorum Avşin. Peki. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Ciner Medya Grubu, ABD temsilcisi Ali Çınar ile konuştuk F-16'larla ilgili atılan bu adımı. Reklama gittiğimizi düşünüyorum. Evet, reklama gidiyormuşuz, yönetmenimiz söylüyor. Sonra buradayız.